bu hükümetin hastasıyım. Yurt dışına çıkacağım ve Türkiye'nin ne halde olduğu hiç umurumda değil. Artık erken seçim olsa bile ülkede bir şey düzeleceğini düşünmüyorum. Hani zaten ne halde olduğumuzu herkes görüyor, herkes biliyor. Bu şekilde batana kadar gideriz biz. Bugün Kayseri'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 38 tane milletvekili geldi. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara bu durumun erken seçim habercisi mi olduğunu sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Olabilir ama istiyoruz yani. Erken seçim olmasını düşünüyoruz. Neden? Memnun oluruz yani. Neden istiyorsunuz erken seçimi? Ya gidişat ortada belli. Yani bir otobüs parası zor buluyoruz, zor çıkartıyoruz, düşünün. Nereye kadar? Değil mi? Yani vatandaşın hali ortada. Arkadaşım işe giderken yürüyerek gidip geliyor. Sırf otobüs parası bulamadı. Onlar hep palavra, boş. İnşallah Allah izin verirse gene Cumhurbaşkanımız kazanacak. 23'lere gidecek, daha iyi günlere gidecek. Değiller ya bağlı bilmem ne, bunlar sorun değil. Türkiye'mizin huzuru sorun. Türkiye'mizin bayrağı, toprağı, insanı sorun. Yoksam ki bu bunların hep yaptıkları palavra. Başka bir şey değil. Peki evet. Sizler erken seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Hiç düşünmüyorum. Erken ben emekli değilim. Cumhurbaşkanımız bizi emekli edecek herhalde ilerlerde. Allah izin verirse. 66 yaşındayım. Emekli değilim ama bu hükümetin hastasıyım. Olabilir. Evet. Peki sizler erken seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani bence her şey vaktinde güzel. Erken olmasına gerek yok. Yani erken seçim olabilir ama ben geleceği değiştireceğini düşünmüyorum hiçbir şeyin. Yani hiçbir şey Türkiye'yi kurtaramaz bu saatten sonra. Beyin göçünden falan çok şikayetçi oluyorlar. Ama beyin göçünün tek sebebi ülkeni bu duruma getirenlerdir. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü hani gördüğümüz üzere gençlerin hiçbirinin elinden hiçbir şey gelmiyor. Üniversiteleri bitirip bir şeyde A101'de BİM'de çalışıyorlar. Benim bir arkadaşım hatta iki üniversite bitirmesine rağmen şu an Burger King'de çalışıyor. Ve bunu işte değiştiremezler yani. Peki sizler bir genç olarak ilerleyen süreçten neler bekliyorsunuz? Yani aslında pek bir şey beklemiyorum ya. Çünkü yurt dışına çıkacağım ve Türkiye'nin ne halde olduğu hiç umurumda değil. Bugün Kayseri'ye 38 tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili gelecek. Sizce bu erken seçimin habercisi mi? Zannetmiyorum. Çünkü yani bence mevcut iktidar zaten bayağı bir oy kaybetti. Yani erken seçime gideceklerini zannetmiyorum. Sizler erken seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence olması gereken bir şey. Yani mevcut ekonomik durum ortada. Bence olması lazım. Bence erken seçimin habercisi değil. Çünkü hani biliyorsunuz AK Parti'ye karşı Kayseri'de bir ayaklanma oluştu oy vermemek için. Hani CHP de bundan faydalanıp kendisine oy toplamak için milletvekili gönderiyor olabilir. Peki sizler erken seçimle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi artık erken seçim olsa bile ülkede bir şey düzeleceğini düşünmüyorum. Hani zaten ne halde olduğumuzu herkes görüyor, herkes biliyor. Hani 2023'te olacak şey de belli. Gerekirse oy çalarlar. Yine de başta dururlar. Zannetmiyorum. Seçim zamanında olur. 2023'te olur. Peki sizler erken seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben de zamanında yapılmasından yanayım. 2023'te yapılsın seçimler. Türkiye'ye külfet. Yani gerekiyor yani. Olması da lazım yani. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi diyorsunuz. Atatürk'ün kurduğu bir partinin liderleri geliyorsa zannetmiyorum ya. Erken seçim de olmaz. Bu şekilde batana kadar gideriz biz. Ondan sonra da Allah kerim ne olacak sonumuz. Peki sizler erken seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya şu an erken seçim olsa bile ülke yani ona hazır değil. Neden hazır değil? Her şey afaki, afiş fiyatlarda ya. Asgari ücretin bir kesinleşmesi lazım ilk başta. Erken seçime şu biraz yolumuzu, düzenimizi alalım, ondan sonra seçime yönelelim bence. Yakıt fiyatlarını görüyorsunuz. Her şey başına aldı gidiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Olabilir. Peki sizler erken seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyurun. Sizler erken seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Erken seçim de bilmiyorum, iyi olmaz aslında da. Ben de CHP'liyim de iyi olmaz yani. Olmamalı sizce? Bir sürü masraf olur yani. Evet, Türkiye'de ekonomik kriz var ama hayat pahalılığı var. Çok hayat pahalılığı var. Siz de biliyorsunuz yani.
Giden sene aldığımız 27 liraya, 28 liraya ya bu sene 90 lira, 100 lira yani. Ben pazara gittim dünden, çoğu eli boş dönüyor ya. Yok alamıyor, hayat pahalı ya. Doğalgaz çıkmış şuna, elektrik çıkmış şuna, mazot çıkmış şuna, ne bileyim ben. Çeşit şeyler var ya, halk çok zor durumda yani. Zengine bir şey olmaz da, bazı emekli, gariban insanlar oluyor yani. Götüremiyor yani. Elektrik fatura şeyini kaldırdık diyorlar, TRT payı. TRT payı kaldırsan ne olur, kaldırmasan ne olur. 1 lira ya, 2 lira da öbürü 3 lira. 3 lira kaldırsan ne olur, kaldırmasan ne olur.